Merak ettim. Motorcu kavgaları izleriz. Dünyanın en pis klavyesini temizledim. Bu ne ya? İy, ne mide bulandırıcıdır. Ben bakarım Selamlar. buna. umarım keyifleriniz yerindedir. Çünkü birazdan keyifleriniz kaçacak. Baştan uyarıyorum. Eğer oruçluysanız rahat rahat bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama yemek yerken vakit geçsin diye bu videoyu açtıysanız şimdi kapatabilir. Oğlum ne çıkabilir içinden ya? Çünkü birazdan dünya üzerindeki... Susam, ekmek parçaları, et... kül birkaç kıl maksimum mudur yani? 2x yapacağım. Yok abi böyle kurmuş yağ falan da çıkar bundan. Bit pazarından almış bak bu hani en kirlisi diyor. Biz klavye temizleyeceğiz. Oha! Ya, ben <laughs> bu klavye. <laughs> bu klavye dışarıda kalmış. Pazarından aldım. İzmir'deki bit pazarından. Yanında bir de mouse'u da var. Klavye yani nasıl bir klavye nasıl kirletilebilir hiç bilmiyorum. Şunu çeksin. 20 liraya alıyorum sonra. şu şu mouse'u da şeyi. Sıfırdan temizleyeceğim. <laughs> <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> ne bir tane tamam. Mouse'la bir şey yap... birlikte bu klavyeyi tam 20 TL'ye satın aldım. 50 lira dediler en başta dedim öyle Oha. böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum falan dedim. Bir şekilde kıvırdım 20 liraya hallettim. Ugan'da Normalde bu klavyeyle mouse'un fiyatını toplamı internette 300 TL. Bu arada ikisi ha. de çalışıyor deneyimledim. Değişik bir içerik olsun diye böyle bir şeye giriştim ama abi. E e. Bu arada ufaktan rahatlayalım şu arka planı da mavi yapalım. Biraz daha Oha! Daha Normal bir temiz. Oğlum, ne güzel oldu lan arkası bir anda. Bu kadar soft Nasıl değişebilir. Green screen gibi am Abi yapalım. Biraz abi içimiz ferahlasın. Normal bir temizleme olmayacak bu arada. Ha? Ben de green screen mi acaba diyeceksin. Yok ya, tamam. oğlum. Ben efekt sanıyordum bunu. Yeşil perde var. Videoda atıyor sandım. Gösterince anlayacaksınız. Abi klavye bu. Hadron diye bir marka. Şöyle de göstereyim. Yani nasıl abi ya? Ya nasıl bu kadar kirletilir bir klavye ya? Abi düşündükçe neler yapıldığını böyle içim kayıyor böyle. Anlatamadım. Ya şu an dokunurken <laughs> böyle rahatsızlık hissediyorum. İçimden böyle bir şeyler geçiyor. Bu da efsane bir mouse'u. Bu da leş gibi. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Ardından temizliğe başlayacağız. Öyle normal bir temizlik de değil bu arada. Ya gözüm kaşınıyor gözüme dokunamıyorum. Böyle bildiğiniz sıfır hale getirmeye çalışacağım. Şöyle biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Helal edin ama ya yani bu ne ya? Yani? Bazı tuşlar gözükmüyor bile. Biraz detaya giriyorum. Kablosuna kadar yani. Şöyle bir şeyler dökülüyor bu arada. Şöyle biraz daha gözünüze sokayım. Tamam. Şimdi yavaştan temizliğe başlayalım. Saatimizi de çıkartalım. Bence de dışarıda kalmış Kupramı bu yani. Bu normal kullanımda olmaz mı? <laughs> yatıya, atıya, bütün ne güzel Bak, Takalım. İlk önce bir şunu yapmak istiyorum. 700k'lık stüdyo diye video attı bu en yeni videosu nasıl 700 bin liralık stüdyo yaptı ve bu <laughs> az önce şaşırdığımız stüdyonun bir parçası mı? Oo, oradan o fikir çalınabilir ha ya yani fikir de dediğim yani hani işte cihaz miyaz bir şeyler öğrenebiliriz. Bu içi şöyle bir fırçayla geçeceğim şuradan. Şöyle kıllar, pislikler gelmeye başladı. Şunu söyleyeyim, belli olmuyor ama her şu fırçayı sürttüğümde toz kalkıyor havaya. Biz şunu en iyisi tuşları sökerek... <gülüyor> <gülüyor> İğrenç! Öf, bu ne be? Ayy. Ananın bir şey söyleyeyim Sandığımdan çok daha kötü. Benden günah gitti. <laughs> Puh, Abi, yaşam vardır ya burada, ben. ben söyleyeyim size. Ya, böcek böcek çıkar bunun içinden. Elimde bir sürü temizleyecek ürün var. İşi biraz daha pisleştireceğim. Kırnak mırnak çıkacak. Ya lanet olsun ya. Oy, Aklım olmuyor. Ben başta uyanmıştım. Vallahi kimse laf etmesin. Benim ee, Öf. Baba en iyisi bunlar böyle kalsın tüm tuşları sökelim. Bu arada tuşları da şöyle bir kapta birleştireceğim. Marka var ya bu klavyeyi görse şirketi kapatır herhalde. Bu ne arkadaş ya? Şu an yüzümü maskeden göremiyorsunuz ama gerçekten çok midem bulandı. Evet tüm tuşlarımız bunun içinde. Şimdi özel bir karışım yapacağım. Biraz antiseptik, <laughs> biraz sarı güç. Olan. Biraz dedim ama yarım saattir sıkıyorum herhalde. Biraz da cif leke uzmanı. Ve biraz da sıvı sabun. Ancak kurtarır. Oh. Bu arada şimdi aranızda laf edecekler olacak biliyorum. Böyle iğrenç bir şey nasıl yayınlarsın midemiz bulandı Niye falan, ya? falan diye. Bunun hastası olan o kadar fazla insan var ki. Kanalımda dünyanın en iğrenç sivilce sıkma videosu var ve 1 milyonu geçti. Selam millet. Mert karşınızda. Zaten 1 milyonu geçen 2 tane videom var. Bir tanesi o. Ve hala izleniyor. Yani o yüzden her şeyin bir izleyicisi var. Anlayamasam da o yüzden çekiyorum. Şimdi haline bak ya. İzlenir. Şöyle rengi bile değişti köpüklerin zaten. Şimdi altın vuruşa geçiyoruz. Ve sıcak su. Her şeyin ilacı. Ooo oh. <laughs> Alttaki sos simsiye. Şu an içinde yavaş yavaş çözülüyor. Bu arada elimdekiler pudra. Bakalım yumuşayınca... Bu arada girap... harbi stüdyoda dikkat edin. Üst kamera, çapraz kamera, yanaçı, üst açı mükemmel. Harbiden emek verilmiş. Su soğuyunca tuşları ayrı ayrı temizlemeye başlayacağım. Şimdilik bunu kenara alalım. Tekrar pisliği getirdik. Abi katman oluşmuş ya. Bu artık pislik değil, kir değil. Bu ne ya? Elime diş fırçasını aldım. Oo. Bu Bırak şu an he. inanılmaz toz kaldırıyor. Ben en iyisi bunu bir elektrik süpürgesiyle temizleyeyim. Ucunu takalım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Oo bir rahatlama geldi lan. hiç beklemiyordum bu kadar iyi temizlemesini. Bildiğiniz o tüm tozu toprağı pisliği aldı. Tabii ki o fırça ovalamasa çekemezdi. Yere gelmişken klavyeyle olsun linki de aşağıda açıklama kısmında. Bu süpürgeyi de bırakıyorum. Daha öncesinde Instagram'da tanıtmıştım. O günden beri de ofiste kullanıyoruz ve fiyatına göre çok başarılı. Sen yani yine yaptın şu reklamı. Bu bir proje miydi lan? Hmm, tuzağa mı düştük lan? lan hadron mu pisletip yolladı bunu? Yani kabasını aldı diyebilirim. Şimdi böyle ufak tefek detaylar kaldı. Oraları da fırçalamaya başlayalım. Bunu biraz ıslatmamız lazım. Kuru kuru Harbiden kalkıyor. lan. Klavye yayları nerede? Kla shape, space tuşunu. Bir dakika. Önceden sökmüştür oğlum onları. Sökmüş sökmüş. Şu araları güzelce temizlemem lazım benim. Ya, oğlum yeşilmiş burası lan. Allah kahretsin ya. Baba bu ne? Şimdi biraz daha yakın çekim olacağım ki aranızda kusmayanlar varsa hala onlar da fazla. Ya kendim. sen kusmayız. Biz neler izledik. Bizim o Diye. kıyma. Sen e, Mert kardeşim şu zamanla time lapse yapıp da eritilen aman bozuk. Türkçe 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 konuş. 34 yıldır konuştuğun değil Türkçe. Bre 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 cümle cümle su alıp geliyorum. Harf'in kılavu Harf yapıldıktan sonra Türk halkı <laughs> 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 İlk Türkçe'ye geçiş Sabah uyandıklarında lan ne oluyor <laughs> Oğlum bunların hepsi nazar nazar Ben bir iki defa Cümle kuramadım diye Onun editlerini çevirdiler çevirdiler Yok bilmem 9 yaşındaki çocuk Yok bilmem 14 yaşındaki çocuğun İngilizcesi yok e, Barış Özcan'ın oğlunun İngilizcesi Bizim arada bir olunca bunları yapıştırdılar, yapıştırdılar. Yapıştı bana ya. Ayarım bozuldu. Rije. Türkçe konuş. Tamam. Konuş. Evet. Başka? Başka ne oldu? Abi bir şey soracağım. Efendim. Göbeğin nerede? Ne göbeği? İşte abi ne bir göbeği? Şey vardı normalde. Oğlum ne göbeği lan ben hiç ben göbekte olmadım ki. Lanet olsun. Ha demem lanet olsun lanet olsun. Göbek ne ya? Oğlum siz göbekli falan mı geziyorsunuz hayatınızda? Sağlıklı <laughs> yaşayın şey, oğlum. Motivasyon konuşması <laughs> abi motivasyon <laughs> Bana konuşması ya. abi. <laughs> Yok oğlum öyle bir şey ne göbeği ya. Ben ne zaman göbeklendim? Kilodan nefret ediyorum oğlum ben. Kaç kilosun? Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İddiaya yaklaşmadım da. E, zor tabii. Kolay değil. Çünkü çok geç başladım. Ben de biliyordum böyle olacağını. E, şu an az kaldı ama yani kaç günüm kaldı lan benim? Bir ay abi. Tam bir ay var. Bir ay yok. 31 gün 7 ayın 7'si oğlum. 7'si bir gün bile çok önemli. Ayın 6'sında konuşuyor. Yani 7'si 7'si sabah tartılacağız işte. Çok az kalmış ya. Son bir ay. Yok, e e Biz Temmuz dememiş miydik ya? Temmuz dedik değil mi lan? Temmuzdu sanki Çin. Yok yok onun artık hatta dün ekiple şunu konuştuk muhabbet dönüyordu ben kilomu falan söyledim ondan sonra dedim ki sinirlendim o an çektiğim çileden dolayı dedim ki bakın arkadaşlar tartı günü atıyorum 95.7 çıkarım. Onu Holmes laflar edersenim dalarım ben orada dedim yani. Sonra bizim de ekip dedi ki bana yo işte öyle bir şey yok abi. Hani beni toksis demek için değil. Yani adam 95 dedi. Onun üstüne çıkarsan ve o hedefe inemezsen her türlü lafı söyleyebilir ve kabul etmez. O düşün doğru. Şimdi 95 iddia. 95.7 değil amma velaki yok yok linç falan değil kaç ne alakası var lan niye linçleyelim çocuğu adam 95'e anlaşmışız Ben öyle kilo verdim günlük 800 kalori. Oğlum size niye 3090 alıyor lan? Yani şöyle söyleyeyim. Donma evreleri bende biraz artmış. Eskiden bu kadar uzun süre donmazdı kilom. Yani ben sabrettim ama. İyi sabrettim yalan yok işte bozmadım istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Evde çikolata da var bilmem de her şey var ağzıma sürmüyorum. İki öğün yiyorum. Hareket ediyorum. Yani saatten her gün bir fil zaten bir bin kalori günlük yakıyorum ben hareketten dolayı. Biraz yayınları ufak ufak böyle salmamın ve enerji düşüklüğümün böyle sebebi bu biraz. Çünkü günde 4 beş bin minimum kalori alan bir adamın bir anda 1600'ler 1500'lerde alıp bir de hareket etmesi bir tık adamı değiştiriyor. Yani şey yapıyor böyle Beden alışamıyor anladın mı? Ne yaptığını bilmiyor şu an. Bir de çoktan bozmuş olmam gerekiyordu bedenen programımda. Hiçbir zaman 20. günü geçmezdim. Şimdi bir buçuk aydır iki aydır böyle dikkat edince vücut da şaşırdı yani hani böyle. 1500 çok az abi başka türlü veremem. 1500 çok az benim normalde... al değil lan 2200 kalori alsam ben 2300 ancak kilomu koruyorum arkadaşlar. Kalori açığı çok yaratmıyorum spor yapmıyorum ben. Spor yapsam iş değişir. O zaman yerdim. Ama kalori açığım sadece evdeki hareketlerden 800 ila 1000 kalori arasında olduğu için 1600-1700 alıyorum ben iki öğünde. Kastan verirsin abi ya siktir et neden veriyorsak verelim aman okuyun bitsin şu şey artık ya. Boy kaç? 189. Nasıl yaparız canım? Vallahi bilmiyorum. Çok az kaldı. Tam bir ay var. Bir ayda da vermem gereken kiloyu biliyorum şu an. E, kilit dönemindeyim. Kikslendi abi yani hani 6 gündür 7 gündür aynı kilo çıkıyorum. Bir şoklama yapıp çiğ mi yapsam acaba diye düşünmüyor değilim bu aralar böyle 3 tane hamburger yiyip. Dur abi dur. Oğlum ketojenik de hatırlıyorum ben bir gün 1 kilo çiğ köfte yedim o kadar yoğun diyette ertesi gün patar patır 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 pat, pat, kilo vermeye başladım. Al işte ya bana attıkları fotoğrafa bak abi ya. Ne atmışlar ya? Abi diyorlar bana sen misin? Oğlum bu ne lan? Bu eski bir görün... As siktir. Oğlum çok fark ediyormuş ya. Yok abi bu kadar da değildi. Burada bir olay var. Bir dakika. Bence bir olay falan yok. Gerçekten duba gibiymiş yüzüm lan. Bir şey abi yok. Bu kadar olmadı. Bu, burada bir şey var. Ya açıdan... Tamam gidelim o zaman. Gid gidin o zamana. Bir bakın bakayım. Açıdan da olabiliyor da. Ben birkaç Sen tane de en en şeyli Orkun'un videosundakiydi o acı yediğinde. Orkun'un videosunda da değildi. En şişman halim benim bir önceki evdeki yayınlarımdaki halimdi. Eightborn dönemi o video yaptığım dönemler var ya ben işte oralarda 125 kiloydum, 123 kiloydum. Depresyona girdim ya atkım atkı aman kapşonlu falan takıyordum, battaniye sarıyordum. Lan gözaltın yok senin şu bu arada ya. Ya işte anlayın diye gösteriyorum. Yani insanın bilmiyorum her şey değişiyor ya. ifadesi değişiyor. Tipi değişiyor. Aynı şey gerçi ama. Baksana oğlum bu surata. FIFA oynadığın zaman bu. Ve gençleşiyorsunuz doğru. Yani gençleşiyorsun. Ama böyle gitmez. Yani enerjim yok. Harbi aldığım besinler vücuduma yetmiyor benim. Şey oluyorum Anla böyle. Anda buldum abi. Aa, yolla bakayım. Merak ettim. Tam dakikalı. Hatta sen bu videoyu izliyorsun. Anlarız şimdi. Dur. Nasıl bir Ben burada... bu <laughs> seninle ketojenik yaptığımız zaman değil mi ya? Yok galiba değil mi? Başları olabilir belki. Kamera Yok orayla bir işiniz yok zaten. Bizim şu an Discord'dan gördüğümüzde senin yayında gördüğümüz farklı. Yok yok burada da diyetteyim ben. Çok belli. Yüzüm yine şişman bakın. Al 3 dönemin 50 Biri saldığı dönem. Biri yeter artık deyip maksimum 117 kilolara falan inmiş biri. Şu anki halimde arada bir 2-3 beden 2 beden Hayır, daha var. Sen sağdakini ağır. diyorsun. Hmm. Orada evet o keto dönemi. Bu ketojenik diyet yaptığımız zaman şuradaki bu ne bilmiyorum herhalde ketojenik öncesi. Bu da uzun süredir 2 senedir hiç inemediğim kilolar. Yani Tuğkan kendi ne yapmışsın dediğim video 111 kiloydum. Tam zayıfsın video geç. Ya yarrak yarrak konuşma amına koyayım. Zayıflığımı ikna amına koyayım. Bak tamam. o bir an 3 saniyelik bir açıklaması gerektiğini düşündü. Yok ya, artık açıklama enerjim yok ya. Evet abi direkt atlayacaksın ya yolla gitsin. Yavşak en az senin 10 tane abi ayı gibi olmuşsun yorumunu çıkartırım şimdi. Tarrak taşak geçerken iyi amına koyayım zayıflayınca tamam anladık. Sinir oluyorum böyle tiplere. Oh. Adam o Ama kadar kışını yırsın. Aynı hareketi yapsın. Tamam neyse hadi. Konusunu ben açmıyorum oğlum chatte birileri soruyor. Ayağa kalkıyor Ahmet dedi işte. Ben meraklı mıyım kilo verdiğim havasını yapacağım. Ama biraz da övüneyim lan o kadar da. Ay. Bu arada bunun da ya. övünmesi yapıyor. Ama abi iki senedir izleyici ben. Ne taşşak yapıyor. Poğaça abim şişman abim. Senin mem altlarını yalarım. Yok işte senin <laughs> e, yanak arkanda köfte pişiririm. Abi şişmanlığından ötürü hiç çekiniyor musun? İki senedir benimle uğraşıyorlar. Derinden çok daha iyi çıkmıştı bu arada. Keşke onunla yakın çekseydim. İstedikçe rahatlıyorum şu an bu arada. Bir ara verelim. Hemen bir tuşlara bakalım. Suyunu değiştireceğim. Aynı yaptığım işlemi tekrar yapacağım. Tam parlıyor ama şu, şu içinde görebiliyorsunuz görebiliyorsunuzdur. <laughs> Bu ne be? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç fena temizlenmemiş ha. Ben bir lavaboya gidip bunlara bir su tutacağım. Kurtarmaz tekrar. bu arada yine onu. Yine işlemi yapacağım. Hemen yine Şöyle hafif Yani eski halinden eser yok ama tabii ki kuruyunca belli olur. Ama ben yine de garantiyi almak için biraz daha. Aa. Ya şu klavyeyi bir söksek mi ya? Bence sökelim. Bu arada boyunu da aşağıda açıklama <laughs> kısmında link ekliyorum. Allah ek ne güzel iş. Karınca çiftliğinde. Vay <laughs> <laughs> Şu an 120 <laughs> liraya satılıyor. Bence bedava. Ama reklam yaptım ha. Bu arada reklam diyorum ama sponsor falan değil. Aşağı bıraktığımız linklerden komisyon kazandığımız için öyle söylüyorum. Eğer bir satın alım yaparsanız bana da ufak tefek bir meblağ geliyor. Babacığım, siz kaç tane vida koydunuz buna be? Hadi bakalım. Oo, Ooo! bir şey gördüm aradan. Aman tanrım. Anlamadığım bir şekilde bir şey tutuyor bunu ama. Bir şey değil mi? Gerçekten bok vardı açtım yani. Temizleyecektim. Bir türlü ayıramadım. Büyük ihtimal şu. Namlock'un caps lock'un olduğu ledleri direkt buraya sabitlemişler sanırım. Şurası da çıkmıyor. Ayıramıyorum. Şu aralık dar olduğu için de buraya ulaşamıyorum. Anlayamadım. <laughs> ama halledeceğiz. Şöyle tekrar sıcak suyumuzu dökelim. Şu membran silikonları da toplayalım. Bu arada bu klavye çok kötü şartlarda kalmış yani hava bakımından da. Plastikler çürümüş biraz. Daha şöyle düşmeyenler var. Onları düşürelim başlığı dünyanın en pis klavyesi diye atacağım ama bence yanılmıyorum. Bu nedir ya? İlk defa herhalde clickbait yapmadan abartı bir başlık atacağım. Bu arada benim yaptığım clickbait'ler de pozitif clickbait'ler oluyor. Öyle apayrı bir şey. Yani pis klavye de bize. Bence olur. Görmüyorsunuz. Bir tık mübalağa olabiliyor sadece. Ya e, o kadar da olsun. Herkes yapıyor. Şunlar çıkmadı. İçeriden dışarı doğru çıkaracağım. İşlem tamam. Şimdi silikonları çıkarttık. Şöyle biraz sıcak da dökelim. Oh. Bu nasıl suyu çok sıcak dökmedim. Silikonlar zaten gidik. İyice gitmesinler diye. Bunların renkleri pislikten turuncu olmuş. Silikonun rengini kolay kolay değiştiremeyiz bu arada. Büyük ihtimal aynı renk olacak. Ama en azından temizlensin. Abi diyetteyken ne yiyorsun? Beslen Arkadaşlar çok kısa anlatıyorum. Bak çok kısa baydırmayacağım sizi. Günde iki öğün besleniyorum. Gece yatmadan beş saat boyunca bir şey yemiyorum. Sabah öğünümde yani kalktığım andan itibaren hemen bir şey yemiyorum. 2 saat bekliyorum. Yani totalde ne oluyor? 7 saat uyuyorsam Üstüne de 3-4 saat ekleniyor. Bir de yatmadan da 4 saat bir şey yemiyor mu? Yemiyorum ya. Aslında bir nevi bir oruca bağlanıyor. O e, ee, kahvaltımda genelde 2-3 tane yumurta çırpıyorum. Çok azıcık peynir koyuyorum. Salata domatesi çok koyuyorum. 4-5 tane zeytin koyuyorum. Varsa hindi füme, sıfır ekmek. Bu şekilde kahvaltım ediyorum. Kahveyle, çayla. Bu kadar. Ondan sonra aradan 3-4 saat daha geçiyor. 5 saat geçiyor. Yine yemiyorum. Yemememin sebebi yayın açıyor olmam oluyor genelde. Bu süre zarfında biraz idare ediyorsunuz zaten beni. E, yayından önce oturup protein her neyse, tavuk olabilir, balık olabilir, ne bulursan. Sosis olabilir, yiyorum yani. Yanına da mutlaka tepeleme bir sebze yapıyorum. Karnabahar, brokoli, salata. E, üzerine zeytinyağı da serpiyorum. Tuzdan kaçıyorum, sirke koyuyorum. Bir de sabahları bir bardak sirkeli suyla gece yatarken de e, bu acılı bir yoğurt tarifi var ya ondan gömüyorum. Başka sağlıksız hiçbir şey kullanmıyorum. Su çok içtiğimi söylenemez ama bol bol e, işte acıkırsam çorbayla bastırıyorum. O kadar başka bir şey yok. E, bir detay daha vermem gerekirse bu küller var ya anlatıyorlar işte zayıflama külleri. Yok efendime söyleyeyim yeşil çayı kaynatıp içine ginseng atıyorum bilmem ne atıyorum onlardan arada bir deniyorum. Kola yok. Ekmek ve hamur işi asla yok. Tuz yok. Ondan sonra şeker yok. Bu kadar. İki öğün. Şu saydıklarım para diyorsun ya. Yani sana her gün oturup iki bir buçuk kilo somon yiyorum demedim oğlum. Alkol falan zaten içmiyorum ben. Sigara ne alaka sigarayla? Allah'tan kısa dedin abi. Şu an düşünüyorum ya ben nelerle uğraşıyorum diye. Baksana hale bu nedir ya? Aklım almıyor. İçi de bayağı pislenmiş. Oy iyi temizle... Abi bozuldu klavye şu an. Ha yok, bu üst kapağı. Şöyle kenar köşelerden de geçiyorum. Gelmediği değmediği yeri var mı diye. Ee, biraz daha midenizi bulandırayım mı? Bence bayağı bir ilerleme kaydettik. Siz kaç dakikadır izliyorsunuz bilmiyorum ama ben yaklaşık 2 iki saattir, 2,5 iki saattir uğraşıyorum. Dur abi kendi klavyeme bakacağım. ben de bir tek kül oluyor yayınlarda. Aa yoruldum. Bir şey soracağım. Formikaryumlar da tamam, çok Büyük ihtimal mu? şöyle yapacağım. Güzel zaten... Formikaryumlar çok kirleniyor mu böyle? Of hem de nasıl. Şu an mesela Yok Outworld'u leş gibi. Bir aydır bakım yapamıyorum. Yani bir şey de olmuyor. Sadece parça ölü hayvanları alıyorum. Ama dipleri mitleri bayağı torku oldu böyle yani. Tortu, torku ne? Karınca çiftliğime böyle bir temizleme videosu yok mu bunun gibi? Yaparım şeyden ama bu kadar uzun sürmez o rahat rahatlatma kısmı. Ya nasıl diyeyim? Şeyi çok yapmak istiyorum sararsa size. Bu benim bahçede çocuk evi var ya. Orası pert arkadaşlar. İçinde örümcekler, tozlar, dumanlar. Yani iğrenç ötesi. Oraya böyle baştan sona girsek mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama tamirli mamili. Çünkü odun şeyleri, tahtaları falan parçaları hepsi kırılmış. Basamıyorsun. Ama dur yarınki mevzuyla ilgili belki pişti bakalım. Yaparız yani. Ekiple toplansak bir günde bitiririz orayı. Sadece doğru parçaları kestirip almamız lazım. Onarım videosu ama onu da karınca çiftliğime atar mıyız? Atarsın alçak hemen abi illa. Eksotik hayvan mı olacak? Temizledikten sonra kurumaya bırakacağım onu. Yarın sabah devam edeceğim. Ee, evet, Valla evet, artık evet. kilo verdim hiç utanmam yani. Eğilirim kıçımı çatalı veririm yani. Şimdi mouse'dan devam edelim. Mouse'u bitirdikten sonra geri kalanını yarına bırakacağım. İki de izleyici alalım yanımıza. Çok yoruldum ve zaten kuruması da lazım. Bu arada eldiven pudralı çıkarttım böyle vebalı gibi töbe yarabbim ellere bak. Artık eldiven meldiven hak getire yani. Ellerim zaten böyle buruş buruş olduğu için de. Hiç ağzıma yüzüme götürmeden direkt şunu bitireceğim. Biraz böyle nemlendirelim bunu. Tıklar bak. geçiyorum. Ve çok Mouse bir daha tutuyormuş. Deliğin üstüne de sticker yapıştırdıkları için gözümden kaçmış. Sonradan fark ettim ve ayırdım. Daha güzel temizleyebildim. Bu arada kuruyan parçalarımıza da bakalım. Söylediğim gibi renkleri değişmedi ama tertemiz oldular. Tuşlarımız da burada. Açıkçası ben fırçalamak gerekir diye düşündüm ama tertemiz oldu. oldular. Oo harbiden gerek kalmamış ya. yarattığım solüsyona yatırdım ve hiç böyle iz kalmadı. Şimdi yavaştan klavyemizi toplamaya geçelim. Silikonlardan başlayacağım. Oh bunu yapmak bir ömür sürecek herhalde. Ha, bu sıkıcı işte. Umarım eksik yoktur bu arada. Çünkü küçücük bir parça. Yok görmem de. Bakalım az kaldı. Töv, Allah kahretsin ya. Bir tane eksik. O da bu arada Ayy, bir yerde bir herhalde. Çok sinirli. Vallahi yok. Neyse yapacak bir şey yok. Burada normalde Oğlum deliririm. Ama boş kalsın zaten hayatım boyunca dokunmadığım bir dur. Evet yerleştirdiğimize göre şimdi en önemli kısma geçiyoruz. Burayı <laughs> iyi oturtmam lazım. Güzel sıkı temas etmesi lazım çünkü tüm devreler buradan geçiyor. Bir <laughs> nasıl dokunmasın abi? Şimdi bir klavyeyi kapatıyorum. Deneme yapacağım. Evet, ufak tefek kaymalar var ama tersine çevirince hepsi yerine oturuyor. Macbook'uma bağlıyorum. Şu an için çalışıyor gibi. Ekran da biraz pismiş helal edin. Evet gayet sorunsuz gibi. Bazı tuşlarda kayma var sanırım. Algılamadığı oluyor. Tekrar açacağız. <laughs> Aha. Silikonlar daha tam kurumamış. Kurumadığı için de tamamen ıslatmış bu parçayı. Evet sanırım şimdi oldu. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi... Oh, ıslakmış, ıslakmış. Kuruduğunu sandım ben ya. Bayağı da sulamış. Ben hemen sınırı bir güneşte kurutup geliyorum. Evet, bir gün daha geçti ve... <laughs> güneşte kurutup geliyorum, evet geldi arkadaşlar. Kuşlar anca kurudu. Bildiğiniz güneşe bıraktım. Hadi bakalım, takmaya başlayalım. <laughs> ve evet, son kurşunları da atalım. Şöyle oh bir be. da silelim. Bak kablosundan çıkan kire. Evet sonunda temizliğimiz bitti. Ben de bittim. Yani şöyle göstereyim. Gerçekten çok temiz oldu ama bu klavye sadece ölüme terk edilmemiş. Bayağı da kullanılmış. Daha da yakından göstereyim. Böyle tuşları falan silinmiş. Evet aşınmış. İçindeki kaplama atmış. Parlamaya başlamış vesaire. Enter zaten gidikti, basılıyor ama böyle dengede durmuyor. Kirliyken de böyleydi. Şöyle detaylarını da göstereyim. Buralar falan hep silinmiş. Kaplamaları gittiği için böyle pis gibi duruyor ama dediğim gibi parlıyor. Aa şimdi 500'e satacaksın onu. Doğru söyledin. Şimdi bir deneyelim. Evet. Sizlere son kez mouse'u da göstereyim. Mouse'un aha gitmiş vahı kalmış. Her yeri böyle çizik içinde. Pislikten fark etmemiştim ama bayağı yıpranmış. Ama ikisi de cayır cayır çalışıyor. Hiçbir sıkıntıları yok. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir de bunun mekanik olanını bulmaya çalışacağım ama kesinlikle söz vermiyorum. Denk gelirsem bu kadar kirli bir mekanik klavyeye onun temizlemesini de yaparım. Benim şeye benzemiyor mu? <laughs> Akvaryumu dolduruyor. Hadi bakayım. <laughs> O biraz daha kolay olur buna göre. Çünkü membran silikonlar falan bir de içinde çok fazla boşluk var. Bayağı temizlemesi zor bir klavye türü. Ama mekanikte tık tık switchleri sök çıt çıt çıt. Tabi hot olması lazım. Böyle lehim falan sökersek işimiz var. Neyse zaten Bu klavye benim için bitmedi arkadaşlar. O silikon parçadan dolayı. Abi şu an bile bu kadar kiloya gelmiş olman büyük bir olay. Helal olsun. Ben senden örnek alıp başladım diyete ve spora bir tavsiyem varsa alırım. Ee, Türk iş bilmem ne 0012 kızıyor bana. O yüzden tavsiye vermiyorum. Ona sor. <laughs> Yok lan anlattım bu kadar. Yemeyeceksin abi şu boğazı kısacaksın yani. O kısmadım mı olmuyor. Abi ben kendi temizlediğim klavyenin içinde kurt çıktı. Ben şeyi görmüştüm. Belki kordiler hatırlar dur. Böcekli klavye miydi? Böcekli klavye. Günaydın Yok ah, bu değildir bu. Çıkmadı. Demek götümden atmışım arkadaşlar. Sanki böyle karıncaların yaşadığı mı böceklerin yaşadığı mı bir klavye hatırlıyorum da. Uzun bir video oldu. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikonu tıklayarak da. E, güzel videomuş. Böyle restorasyon videoları, temizleme videoları sarıyor ya. Sonucunu görmek istiyorsun. Sonu rak ile biten kelime söyler misiniz?